thank you Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok farklı bir çalışma yapmaya karar verdim Bugünlerde çok ihtiyacımız olan bir şey e, Bere yapmışken dedim Maskenin ipleri kulaklarımızı acıtıyor Çoğumuzda bu şekilde Ve uzun süre takması gereken kişilerde Bu yaralara, alerjilere dönüşebiliyor Ve ben onun için bir bere tasarladım arkadaşlar e, Biliyorsunuz koronavirüsü Sadece solunum yolu ve damlacık yoluyla değil, gözlerde mukozalara da yerleşebiliyor ee, ve saç tellerine de yapışabiliyor. Vücutta canlı olan e, yerleri daha çok seviyor arkadaşlar. Ee, saçlarımızı, ağzımızı, yüzümüzü hep korumamız gerekiyor bunun için. Ben de bunun için güzel bir bere çalışması yaptım. Şu şekilde üçgen bir şekilde bonet tarzında arkadaşlar. Genelde sağlıkçıların e, hastanelerde kullandığı bonet tarzı. Şu şekilde ipleri var arkadan bağlanacak. Buraya da düğmelerini yaptım. Maskelerimizin iplerini rahat rahat takıp maskemizin ipleri kulaklarımızı acıtıp alerji yapmasın diye. Çok zamanınızı almadan bir çalışma hazırladım arkadaşlar. Gelin daha fazla zaman harcamadan bu güzel videomuzu berimizin korona beresinin nasıl yapıldığını hep beraber görelim. Kolay gelsin. Arkadaşlar modelimiz için orta kalınlıkta tülenmeyen bir ip olması yeterli. Ee, bu benim evde kalmış bir ipti ee, değerlendirmek istedim ee, ben genelde ipçiye gidiyorum ipe dokunuyorum ipin dokusu hoşuma gidince tülenmeyen bir ip olması alerjik olmaması benim için çok önemli ve onu almaya karar veriyorum evde kalmış ipliğinizi de değerlendirebilirsiniz ya da istediğiniz bir rengi e, gidip ipçiden alabilirsiniz temin edebilirsiniz bir sınav şişle e, örgümüzü yapacağız arkadaşlar ben fazla vaktinizi almamak için 200 tane ilmek çektim arkadaşlar. Çektim 200 tane ilmeği şu şekilde yakından göstermek istiyorum. Bakın haroşa olarak ördüm 2 sıra. 2 sıra da bu tarafı haroşa olarak ördüm. Ve şu an ikinci sıramı e, başa çıkıyorum arkadaşlar. Haroşa bilmeyen arkadaşlar için. ipim önde Bakın. İp öndeyken ilmeklerimizi şişimizin ön tarafından alma haroşa. Bazı yerlerde bu örgü ters de deniliyor. Bu şekilde ters olarak ikinci sıra haroşamı şişimin sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ördüm. 2 sıra yani bir iki, iki iki sıra olacak Arkadaşlar şu şekilde iki sıra olacak iki sıra bu tarafı iki sırada bu tarafta haroş olarak ördük şimdi 200 tane ilmek olduğunu söylemiştim 200 tane ilmek olduğu için misina şiş tercih ettim ama normal şişle de yapabilirsiniz ee, şimdi burası e, üçgen e, beremizin ipleri olacak arkadaşlar bağlama yerleri olacak bu kısımda 50 tane kesim yapacağız. Bakın iki tanesini aldım. ilmeğimi diğerine geçirdim. Kesmiş olduk. Bakın. iki tanesini birlikte aldım. şişime Ve tek ilmek çıkartıp diğer şişin üzerine takıyorum. İki tanesini aldım. Tek ilmeğimi diğer şişin üzerine takarak Bu şekilde 50 tane keselim arkadaşlar. Tam 50 tane ilmim ben kestim arkadaşlar. 50 tane ilmekten sonra geri kalan ilmeklerimizi tekrar haroş olarak örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar haroşa yani ters olarak Örelim ve tekrar görüşelim. Sıra sonuna kadar haroş olarak ördüm bitirdim. Bakın ee, şu şekilde duracak arkadaşlar. Haroşa. Arka tarafta da haroşa. Şimdi diğer taraftan 50 tane kesmiştik. Bağcığımızın iplerimizin bir tanesinin daha uzun olması gerekiyor. Bu taraftan 60 tane kesim yapacağız arkadaşlar. 60 tane ilmek keseceğiz. Yine aynı yöntemle 2 ilmeğimi şişime aldım ve bir ilmek çıkarttım kesmiş oldum bu şekilde tam 60 tane ilmek keselim ve tekrar görüşelim Evet 50 tane bu taraftan 60 tane de bu taraftan kesme işlemini yaptık arkadaşlar bu birazcık kendisi de sünüyor zaten çok rahat bir şekilde e, bağlama işlemimizi gerçekleştirebileceğiz saçımızın e, kafamızın arka tarafında Şimdi artık örgümüzün bu kısmında arkadaşlar ön tarafı düz olarak gidecek. Arka tarafı haroş olacak sadece. Şimdi bu örülen ilmekti. Bunu bu şekilde düz aldım. Bakın ön tarafı burasını ön taraf olarak düşünürsek eğer bu kısmı ya da bu sırayı da haroş olarak devam edelim arkadaşlar. Özür dilerim. Burasını zaten örmüştük. İpimizi ön tarafa aldık. Ortada 90 tane ilmek kaldı arkadaşlar. 50 bir taraftan 60 bir taraftan kesince 110. Ortada 90 tane ilmek kaldı. 90 tane ilmeğimizi bu şekilde haroş olarak örüyoruz. Sıra sonuna geldikten sonra arka tarafı da haroş olarak örün arkadaşlar. Tekrar bu ön yüze geldiğiniz zaman bu ön yüzü düz olarak öreceksiniz. Buraya kadar olan bölümü yapın. Tekrar görüşelim. 50 tane bu taraftan 60 tane de diğer taraftan kesmişti. Kesme işleminden sonra ön tarafı düz arka tarafı haraş olacak şekilde arkadaşlar. 4 sıra ördüm. 4 sıra ördükten sonra kenarlardan bir bir keseceğiz arkadaşlar. Ben e, bir tane kestim. Şimdi e, kesme işlemi nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Ön, örgümüzün ön tarafı burası arkadaşlar. 2 tane ilmeğimi aldım ve bir tane kestim. Ve normal düz olarak örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonundan son iki ilmek kalıncaya kadar düz olarak ördüm. Son iki ilmeğimizi birlikte örüyorum ve burada da sıranın sonunda bir tane kesmiş olduk arkadaşlar. Hemen çeviriyorum örgümüzün arka tarafını ve arka tarafı sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan sadece haroş olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan haroşomu ördüm arkadaşlar. Çeviriyorum örgümü. Örgümüzün ön tarafındayız. Şimdi sürekli kesersek ilmeklerimiz birden azalır. istediğimiz boyuta yetişmez arkadaşlar. Bir sıra kestiysek bir, bir sırada diğer sırada hiç kesme işlemi yapmayacağız. Şimdi kesme işlemi yapmadan düz olarak örüyorum. Kesim, kesme işlemi yapmadan düz olarak örün, sonunda da kesme işlemi yap, yapmayın. Arka tarafını tekrar hıraş olarak örün arkadaşlar. Ön tarafa geldiğiniz zaman yine bir başlangıçta bir tane bitişte keseceksiniz. Bu şekilde bir sırada kesip diğer sırada düz öreceksiniz. Kesme işlemi yapmayacaksınız. Bu şekilde e, şu şekilde V görünümü oluşacak arkadaşlar. İstediğimiz boyuta gelinceye kadar. Bu şekilde örün ve tekrar görüşelim. Ben her iki kenarlardan bir bir keserek bir sırada bir iki sırada bir arkadaşlar şu şekilde üçgen görünümlü bir parça oluşturdum arkadaşlar. Sonrasında sizlerin çok vaktini almamak adına son ilmeğim geldiğinde köşede tek bir ilmek kaldığında ipimi koparmadım, tığımı elime aldım. Orta kalınlıkta yünüme uygun bir tığ arkadaşlar ve iki sıra sık iğne yaptım. Bakın şurada şöyle yakından göstermek istiyorum. Ee, şu haraşo yaptığımız bölge, e, onun üzerinde de şu şekilde iki tane sık iğne var. İki tane sık iğnenin üzerine sonra iki sıra ikili trabzanlar ördüm arkadaşlar. İki e, iki tane ikili sıra trabzan e, örerken şu köşelerde iki zincir çekip arkadaşlar aynı noktaya iki bir tarafa iki bir tarafa bakın şu şekilde belli İki tane ikili trabzan yaparak battım köşeye şimdi şu köşelerde bir detayımız var İkili trabzan biliyorsunuz sağınızın başını doluyorsunuz iki tanesini çekiyorsunuz iki kalıyor tekrar ikisini çektiğiniz zaman bu şekilde örme tekniğini ikili trabzan yapma tekniği deniliyor. Çoğu kişi bildiği için bunu ekstradan anlatmadım arkadaşlar. Çok da fazla vaktinizi almak istemedim. Videom gereksiz yere uzayacaktı. Hiç gerek yok dedim e, izleyicilerimi sıkmaya. Şimdi köşelere geldiğimiz zaman şu dönme noktasında arkadaşlar aynı noktaya iki tane ikili trabzan yaptım. Yanındakine tekrar iki tane ikili trabzan ve yanındakine tekrar ikili trabzan ve bu şekilde köşeyi dönmüş olduk ve diğerlerini tekli trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Tekli ikili trabzanlar diyelim bu köşelerdeki iki tane batma olayını sadece ikili trabzanlar için geçerli sık iğne yaparak dönme işlemlerinizde çift batmanıza gerek yok çünkü sık iğne işlemini örgümüz toparlasın içe doğru kıvrılmasın örgümüzün modelimizin kenarları belirginleşsin diye yaptım arkadaşlar bu şekilde tüm üçgenin çevresini Iki sıra ikili trabzan yapıyorsunuz arkadaşlar Tüm çevreyi 2 iki sıra ikili trabzan yapın tekrar görüşelim şimdi köşeye geldik arkadaşlar o üçgen yaptığımız yerin uç noktasına köşemizin içerisine 2 iki tane ikili trabzanımı battım 1 2 tane zincirimi çektim. Aynı noktaya tekrar iki tane ikili trabzanımı battım. Şimdi bu tarafta da ikili tane ikili, ikili trabzanımız tamamlandı. Diğer tarafta da eşit oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zinciri çektim arkadaşlar. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. trabzanımızın tepesine bunu sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zinciri çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanımızın tepesine sık iğne ile tekrar birleştirdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zinciri çektim sayıyorum 1 2 3 4 5 6. trabzanımızın tepesine sık iğne ile birleştirdim. Modelimizin tüm çevresini bu şekilde buraya kadar aynı işlemi yapın. Tekrar görüşelim. Köşeye kadar geldik. Köşeye kadar geldiğimizde 4 zincir çekiyoruz bu sefer arkadaşlar bu köşe noktasının orta yerine sık iğne ile bir tane sık iğne ile birleştirdim tekrar 4 zincir çekiyoruz bu sefer bu ilk yaptığımız zincirlerin olduğu yere geldik arkadaşlar sık iğne ile içine bu zincirlerin batıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Hemen diğer sık iğneye geçiyoruz yanındaki. Yani bütün sık iğnelerimizin içerisini 6 olur, 5 olur arkadaşlar. Bu sizin ipinizin kalınlığına göre değişebilir. Bu şekilde sık iğnelerle hiç zincir yapmadan zincirlerimizin içerisini bu şekilde sık iğnelerle dolduruyoruz. Ve e, tüm e, modelimizin çevresini bu şekilde dolaşıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde durması gerekiyor kenarları. Bu şekilde yapın. Tekrar görüşelim. Evet. Korona belirimiz bitti arkadaşlar. E, bütün hepsini e, örgümüzün çevresini o zincirlerimizin içerisinde sık iğne ile doldurdum. Sonra kafama göre ölçtüm ben arkadaşlar. E, giyecek takacak olan kişinin kafasına göre de ölçtük. Şöyle yaklaşık şu haroşalardan sonra 3 parmak Sonrasında düğmelerimi diktim kenarlara. Bu düğmelerimiz e, maskemizin iplerini takmak için olan yerimiz arkadaşlar. E, bu şekilde takınca da çok şık duruyor. Şunu e, ben tığla yok edeceğim. Yaklaşık ne kadar ip gittiğini göstermek istiyorum. 100 gram ipten bu kaldı arkadaşlar. E, bir 70 gram falan ip gitti. 70 gram iple. Hem kulaklarımız ve kafamız sıcacık olacak. Hem de maskemizi takmak için aparatlarımızın düğmelerimizin olduğu yere e, düğmelerimize düğmelerimizi diktik. Aparatımızı çok rahat takacağız. Kulaklarımız acıtmayacak. Videomu beğendiyseniz like yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmanızı çok çok rica ediyorum. Bana zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.